Merhaba kıymetli öğrencilerim, herkese selamlar. Devam ediyoruz derslerimize. Bir önceki dersimizde yuvarlak dönüşlü tombul yapraklarımızı öğrenmeye başlamıştık. Bu tombul dönemli yapraklarımız genelde Fatih dönemi diye de adlandırdığımız Fatih devri içinde yer alan Büyük Üstad Baba Nakkaş tarafından çalışılan daha ziyadesiyle yuvarlak dönüşlü tombul yapraklardır. Ben özellikle bu biliyorsunuz yapraklar hep beşe ayrılır. Birçok yerden inceledim, okudum diye anlatmıştım ve kitap içeriğinde de size söylemiştim yapraklar kısmını. Ama şu geçtiğimiz süreçte bayağı başka yerlerdeki dokümanları da araştırarak asıl bu yapraklardaki beşe ayrılan kısma mutlaka ama mutlaka sap çıkmaları, salyangozları ve yuvarlak dönüşlü adı altında yaprakları da eklemek gerektiğini ve sonra da klasik dönem yapraklarıyla böyle kılıç uçlu katlanan sırtlı yaprakları eklemek gerektiğine karar verdim. Bunlar kitapta aynı bu şekilde düzenlenici. Biz şimdi en son Fatih dönemi adı altında daha çok gördüğümüz dediğimiz yuvarlak dönüşlü tombul yaprakları işlemiştik. Her dersi bir önceki derste tekrar ediyorum biliyorsunuz. Ama şuradan hemen söylediğim şeyi daha akılda kalıcı olması için bir göstermek istiyorum. Şöyle, şimdi bizim desen çizimine başlangıcımızda demiştim belirli bir sıralamayla geliyoruz diye. Mesela benim yapraklardaki verdiğim dönemde özellikle yaprakların hemen arkasına işte şah kurunu falan koymam gibi. Ama onu dediğim gibi bir değişiklik yaparak artık şurada bir ikinci sayfam da olacak hemen bir saniye. 4, 5, 6. İkinci sayfayı evet şuraya koymuşum. Dönemsel gidince zaten Osmanlı dönemi beyliklerden sonra Fatih dönemi Baba Nakkaş'ı saz yolu daha altta kalıyor diye söylemiştim. Ben de bu klasik sıralamaya göre gideceğimi söylemiştim. Şimdi bu bir şeyi daha ilave etmek için özellikle burayı göstereceğim. Çünkü bizim şöyle şunu alalım şuradan. Şuradaki yapraklarda hep geçtiğimiz derslerde de bunu tekrar ettim biliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok fazla dokümanda karıştırıyorum, okuyorum. Ve düzenleme ve istifleme, bölümleme konularında da hakim olduğumu düşünüyorum. Neyi neyin içinde verirsem daha çok algılamada seçicilik olur, daha çok oturur bilgiler, daha çok öğrenciye faydası olur diye de düşünüyorum. Bu beşe ayırdığımız yapraklar da hep beşe ayrılır, beşe ayrılır diye göstermiştim biliyorsunuz. Parçalı ve dilimli yapraklara kadar. Şu alt tarafını göstermeden hemen olayı hatırlayacaksınız. Sade ve yalın yapraklar, dişli yapraklar ve iri dişli özellikle yapraklar. Kıvrımlı yapraklar demiştim böyle rüzgarda savrulan yaprakları arkalı önlü duruşlarıyla öğreneceğiz diye. Katlanan yapraklar diğer adıyla şu hareketi göstermiştim. Sanki açık bir yaprak orta omurgadan katlanmış gibi diye. Bu katlanan sırtlı yapraklarda sonra parçalı ve dilimli yapraklara geçmiştik. Birbirinin arkasından önünden çıkan öndeki duran paftadaki A dediğimiz B dediğimiz arka arkaya ya da aralıklı şekilde duran parçalı dilimli yapraklar. Ben bu yapraklar bölümüne kitabın bir bölümünde de burayı düzelteceğim. Diğer kısmı da ekledim. Şöyle, dün de çok düşündüm bunu. Tombul ve yuvarlak dönüşlü yapraklar adı altında işleyeceğimiz bu konu, diğer ismiyle Fatih dönemi diye de Baba Nakkaş'ı da öğrendiğimiz bu konuyu ayrıca burada da veriyor olacağım. Ve sap çıkmaları salyangoz deseninin çizimi 8. Sonra da küçük boyda açık yapraklar klasik döneme geçiş için
Küçük boyda katlanan sırtlı yapraklar diye yaprakları ona ayıracağım. Şimdi biz daha evvelki çekimlerimizde sap çıkmaları ve salyangozları yapıp hemen tombul yaprakları görmeden şey yaptığımız için Hıtay ve Gonca Gül ve Pençleri gördüğümüz için ben de bu tombul yuvarlak dönüşlü yaprakları, sap çıkmalarını küçük ve açık boydaki yapraklarla küçük ve klasik katlanan sırtlı yaprakları şimdi anlatıyorum. Kitapta burası düzeltilecek. Arada sadece Hıtaylı Gonca Gülpenci çekimlerde görmüş oldunuz. Çok sorun yapılacak bir durum yok. Kitaptan takip ederken de küçük bir not açıklaması oraya koymuş olurum. Şimdi şunu alalım. Bir önceki derse her zaman tekrar ettiğimi biliyorsunuz. Önce her derste yapmanız gerekenleri, önce vücudunuzu esnetmek, bunu hep hatırlatıyorum size. Sonra da elinizi esnetmek. Yani vücudunuzu esneyerek kolunu, omzunu daha rahat hareket edebilecek kıvama getirmek. Bileğinizi ve elinizi de esneterek çizimi daha rahat yapabilecek konuma getirmek. Ondan sonra ister tahta kalemle hafif, ister kullandığınız diğer kalemle elinizin pratikliğini yine kazandıracak şekilde açık orta koyu. Bakın açık orta koyu. 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 Rüzgarda savruluyormuş gibi çizgilerim. Açık koyu 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 gittim. Koyu 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 koyu. Orta koyu 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 orta koyu koyu. Bunların da adına tirfil demiştik hatırlarsınız. Kubbelerimiz vardı. İsterseniz 1 bölü 2'de durdurup buradan gelip tamamlayabilirdik. İstersek bir hamlede açık, orta, koyu, 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 orta, 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 açık şeklinde gidebiliriz demiştik. Nasıl rahat ediyorsanız papatyaların üstünde ya da kubbelerin üstünde hep bunların birer top olduğunu, bir bilye olduğunu hayal ediyorum demiştim. Esnedikten sonra da bunu kenarıya kaldırıp şimdi yeni çizimimize devam edelim. Konumuz dediğimiz gibi yuvarlak dönüşlü ve tombul yapraklar ve bunu en çok Fatih dönemi içerisinde görüyoruz. O yüzden Fatih dönemiyle ilgili ayrıca bir bölümde zaten tarihsel geçmişini vereceğim. Ama bunun haricinde de burada yapraklar bölümünde mutlaka ama mutlaka istedim ki yuvarlak ve tombul dönüşlü yaprakları da bu araya eklemiş olayım diye. Şimdi ben çizimler içerisinde de şöyle göstereyim hemen. Bir saniye. Bir tane de A4 kağıtla aydın yer alayım. Sağ tarafıma koymuştum bunların hepsini. Şimdi Aydınger'den çok net görünmediği için kıymetli öğrencilerim ışık durumuna göre değişiyor. İşte sabah mı yapıyorum, çekimi gece mi yapıyorum? İşte öğleden sonraki saatte güneş patlaması gibi. O yüzden bazen ekranda ışık farklılıkları olabilir. Ben şimdi bu Aydınger'i her seferinde koyduğumda net görünmüyor ama şu an çok net göründüğünü düşünüyorum ve hemen buradaki birlikte tombul dönüşlü yuvarlak dönüşlü ve tombul yaprakları birlikte yapalım istiyorum. Çok uzatmayacağım. 30'lar dakikalık olacak bu iki dersimiz. Çünkü bir önceki derste hem bir önceki dersin tekrarını hem de bu derse girişi hem de yuvarlak dönüşlüleri anlatmıştım. Biliyorsunuz şöyle bir göstereyim izninizle bir dakika. Dersi birbirine bağlamak için. Bakın. Burada mini minnacık küçük karınları ve göğüsleri tombul, yuvarlak ve geri dönüşlü yapraklarımı görmüştüm.
Bunlar Fatih dönemi adı altında da gördüğümüz karşımıza çıkan yuvarlak dönüşlü yapraklardı. Bu sayfayı birlikte yapmıştık. Ondan sonra bir sayfa daha birlikte yaptık. Yine yuvarlak ve tombul yapraklarımızda yuvarlak dönüşlü incir ve asma yapraklarını görmüştük. Bu iki sayfamızı kaldırdım. Şimdi ne yapıyorum? Yine yaprak ve gonca güllerde bu döneme ait çok fazla şey de olduğu için döküman birer ikişer sayfa daha bu yuvarlak dönüşlü tombul yaprakları yapalım istiyorum. O yüzden elimi takip ederseniz şimdi başlangıç noktamız neresi? Şurada bakın gördünüz mü? Başlangıç noktası benim. Minicik şurada bir başlangıç noktam var. Kalemimi bunun ucunu değiştirelim. Kalemimi aldım hemen. Sap kısmı biliyorsunuz. Diyelim ki bir daldan geldi bu. Daldan geldi ve dalla birlikte yukarı giderken sağa doğru sapım ayrıldı. Şimdi geldim yavaşça. Burada tek dalsa evet doğru. Ama özellikle Fatih dönemi diye adlandırdığımız dönemde çift dallar, çift dallara geçişteki gonca gülleri de çok görüyoruz. O yüzden şurada da ben aklınızda olsun diye bir kesik çizgi ekliyorum. Ekranda net görünmezse burayı bir büyüteyim sizin için. Tekrar edeceğim burayı. Hemen sağdan bir büyütme yapalım. Kavramadı mouse'u. Hemen düzeltiyorum. Evet. Bir tık daha mı alayım? Evet. Şimdi daha net görüyorsunuz diye düşünüyorum. Kalem silgimi aldım kenara. Bakın şurada sadece koluma dikkat etmem gerekiyor masayı sallamamak için. Bakın gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gittim yuvarlak tepemi döndüm. Elimi şöyle alayım net görün istiyorum. Bunu burada getirdim. Tek dal şu anda. Tek dal. Ama burayı yanındaki dalın kenarına paralel bir şekilde aşağıya inersem o zaman bu çift dal oldu. Çift dal. Şimdi göbeğin içinde tabii katlanan kısmı bu her iki yaprak sanki onu kapatmış gibi görünüyor. Ama alttaki çanak kısmında sanki 3 tane tepesi olan bölümlü bir alan görüyorum. Bunların her birinin bir yuvarlak top olduğunu unutmayın demiştim birçok seferde daha rahat dönebilmeniz için ve biraz koyu yapacağım ben şimdi daha net görünsün diye. Özellikle 0,5 kalemimi aldım. Şurası 1 bölü 2 ise şuradaki yaprak da şu aradan çıkıp şişir göğsünü küçük bir S çek karnını dedim. Şunun da yarısından ya da şuradan da gelebilirim. Ama buradan gelirsem bu daha minik bir yaprak olur içinde. Ben sanki o minik yaprak bunun altında kalmış gibi burada bir tanesini yapabilirim. Geldim. Bakın. Gittim. Şimdi bunun arkasında bir tane daha var. Bunu birçok kere de yapabilirim. Mesela derim ki geldim, gittim, gittim. Durdum. Ondan sonra buradan bunu gelirim ve böyle giderim. Bakın üçlemiş oldum. Aynı yaprağı. Yani arkada sağlı sollu dönüşlerde ben kendim değişikliklerle nasıl bir yaprak ve ya da işte oradaki küçük gonca güllerimde de aynı minik yapraklarımda olduğu gibi nasıl değişiklik yaparım onu da göstermiş oldum. Şimdi burada sadece iki tane olduğu için sanki buradan geliyormuş bir esim var ve bunun etrafında bu var. Şimdi diğerlerine gidelim birlikte. Hemen bu yaprağımızdaki yuvarlak dönüşlü tombul yapraklarımızı birlikte
öğrenelim istiyorum. Şöyle bir kenara çekeceğim şunu izninizle. İç içe girmesin çizimlerimiz diye. Şimdi sanki bir açık V'ymiş gibi. Hani kapalı bir V değil de açık bir V'ymiş gibi. Ve her iki yönden bir çift dalın geldiği şurada bir başlangıç noktamın olduğu, biraz kötü oldu orası, düzelteceğim. Başlangıç noktamın olduğu bir yerle şöyle koydum. Başlangıç, evet güzel oldu şimdi. Başlayalım buradaki çanağın alt kısmını da yapmaya. Yine yuvarlak toplarım olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hiç unutmuyorum. Yine bu yuvarlak topun etrafından da sanki dönüyormuşum gibi gideceğim şurada. Ama bir de şöyle küçük bir S'lerim de olacak. Hafif bir dışarı çık, içeri gir. Bu klasik yapraklarda çok öğreneceğiz bunu. Hafif dışarı çık, içeri gir. Tepe noktasını yap. Buradaki yuvarlak topun, asıl topumun olduğu yerdeki yaprağın üstünü koy. Şimdi yine yuvarlak toplarımın olduğunu düşünüyorum. İstersem sağdan, istersem soldan gelirim. Ve tepeyi de koyarım. Bakın burada göstermiştim açık V şekli diye. Şimdi aynı şey bu taraf için de geçerli. Biraz daha hemen şunu şöyle yanına alalım. Şurada küçük bir, evet, iki saniye şu ışık gölge olayından kurtulmak için şöyle bir çözüm yapacağım. Evet. Şimdi gidelim diğer sayfamıza. Koyu renk kalemle yapıyorum. Zaten emin olun çok net görünecektir. Dalımın bu sefer buradan çift geldiğini düşünüyorum. Bakın. Ve yine sanki bir açık V'm var. Burada tombalak kafalarım var. Burada bir yuvarlak yine topumun döndüğünü düşüneceğim. Aynı toplarım burada da var. Sağdan ya da soldan nasıl rahatsam öyle başlıyorum. Ve bunu da koyuyorum. Şimdi şu gereksiz çizgileri alalım. Şunu biraz daha yanaştıralım. Güzel. Şimdi yine çift dal geldim. Başlangıç noktam kendi içinde spiral ve helezon dediğimiz bir dönüşle döndü. Bu sefer bunların her ikisi, üçü de açık şekilde değil, iyice dilimlenerek ortaya çıkarılmış birer kubbeler ya da papatya dilimleri gibi düşünebilirim. Tek farkı bunlar bir tık daha küçük, bu bir tık daha büyük, ama ben bunların her birini eşit de yapabilirim. Bu da bir tercih. Çünkü incelemelerimde her iki türlü yapılanını da gördüm. Bu yapraklar bölümünde işte öğrendiğimiz yalın sade yapraklar, dişli kıvrımlı yapraklar, birbirinin arkasının önüne geçen kıvrımlı yapraklar ya da parça dilimli yapraklarda, sonra gelen bu Fatih dönemi diye de adlandırdığımız yuvarlak yapraklar, akılda kalıcı olsun diye de sizin için birkaç kere tekrar da edeceğim. Yuvarlak dönüşü ve tombul yapraklarımız ve daha çok Fatih dönemi içerisinde gördüğümüz, sonrasında daha klasik döneme geçişler yaptığımız için tabii bir arada salyangozumuzu da öğreniyoruz. Arkasından klasik küçük katlanan yapraklarla klasik dönem yine açık yaprakları göreceğiz. Ara ara dediğim gibi tekrar edeceğim. Şimdi bu dersi dediğim gibi çok uzamasını istemiyorum.
Hemen konuşurken bir yandan da içeriye dokundum. Şöyle yapalım. Alt iki kanatta sanki bir papyon varmış gibi bir dönüşüm var. Bakın yine yuvarlak toplarım var burada. Unutmuyorum. Gördük mü? Şimdi yine yuvarlak toplarımın olduğunu unutmuyorum. Burada da unutmuyorum. İçinde küçük bir tezyinat yapabilirim böyle. Neydi tezyinat? Süslemek demekti. Şimdi diğer sayfamızın kalanındaki Fatih dönemi içindeki yuvarlak dönüşlü ve tombul yapraklarımızı net görünsün istiyorum. Evet. Diğerlerini yapalım hızlıca. Çift ya dal geldim buraya. Çift dal geldim. Biraz yukarı doğru kaldırayım. Daha net görünmesini istiyorum. Geldim. Ve burada 3 tane topumun oluşturduğu bir giriş ve çanağım var. Hemen onları yapıyorum. Her iki tarafta sanki sizin kalp diye adlandırdığınız ama burada daha bir belirgin olmuş şeylerim, toplarım. Bakın. Sağ ya da sol duruma göre hangisi benim daha rahat çizim için kolaylık veriyorsa oradan çiziyorum. Onların aralarında sonra küçük bir yaprak efekti koyabilirim. Bunların mesela üstlerine minik çıkışlar ya da bir tilfil sallanıyormuş gibi olabilir. Veya orada da yine bir yaprak sallanıyor olabilir yönüne göre. Burada bir yaprağımız olabilir. Bunlar hep diğer tezyinat kısımları. Şimdi biz buraya geldik. Yine çift dal geldim yaprağıma. Başlangıç noktamda yine bir spiralimi koydum. Mantığım şu. Geldim, gittim, gittim, gittim. Tamamen birleştirdim. Bu salyangozun tamamen top haline gelmesini ifade eden bir stilize çizimde de kullanıyor. Yani salyangoz olarak da yine gördüğünüzde ifade edilir. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu Hıtay'ın tam ortasına bir minicik salyangoz konmuş ya da kendi içindeki işte çiçeğin tezyinatı, süslemesi her neyse orada bir çizgi varmış diye. Şimdi burada tamamen bir papyon görüyorum. Bunları her seferinde tekrar ediyorum ama unutursam siz de kendi kendinize tekrar edin. İki yuvarlak topum var. Bunların her biri top. Artık top diyorum çünkü ebatlar büyüdü. Daha minik dönüşlerde bilye diyordum. Şimdi diğerini birlikte yapalım. Geldim, gittim. Bu yönde gidiyorum. Şurada bir küçük yine dönüşüm. Bu da böyleydi. Mesela birinci kısımdan bu yaprağın burasını çizmiş. Sonra ikinciyi çizmiş. Sonra üçüncüyü çizmiştim. Sonra iç bölümde tezyinatlara girişmiştim. Aynı mantık. Burada biri gireceğim. Sonra iki diyeceğim. Birlikte bir gidelim. Sanki burada bir göğsüm var. Şişir göğsünü. Küçük bir S koy. Bakın S hareketi. Şu ağızda. Geldim sırtını ve tatlı bir sanki bu şey Şahin burnunun tepesindeki tatlı şey ne diyeyim buraya sırt kısmı diyeyim üst kısmı yine şuradaki hareket biliyorsunuz şuradaki hareketin aynısı şu oku ileri alırsam kafanızı karıştırmaz geldim. Şu alanda şöyle yukarı doğru bir alanım var. Bunların her biri bir yuvarlak top. Ben bu kısmı en son yapabilirim. Burayı. Şu yuvarlak toplarımın olduğu alanda, tamam mı? Bunu gelirim. Evet. Ve derim ki bu bir iki bölümden ayrılmış olsa ben buraya da bir bunu koysam ve buraya da sonra bunu koysam. Çek karnını içeri dedim. Gördünüz mü? Aynı şey burada da geçerli. Geldim tamamen V şeklinde değil artık düze gelmiş bir yaprağım var.
Orta biraz daha yuvarlaktan oluşuyor. Sağ ya da sol önce burayı bir yapıp burayı iki yapıp ondan sonra burada nasıl yaptım? 3, 4, 5. Aynı mantık. Burada 1 ve 2 yaptıktan sonra burayı 3 yaparım. Burayı 4, burayı 5. Sonra iç tezyinatlarına girebilirim. Bakın. Hemen bu dersi dediğim gibi tuz dakikayla sınırlamak istiyordum ama yine aşıyorum ders sınırını. İçteki tezyinatlar. Şurada bir de ikilisini yapacağım sizin için. Geldim. Daha düze yakın. Bakın elimin kıvraklığı, pratikliği sizin de zaman içinde böyle olacak. Gördünüz mü? Şimdi şunu da yukarı çekelim yeniden. Ve şurada iki sıram daha var. Önemli bir yaprak var burada da. Onu da göstermem lazım. Şimdi şöyle bir durum. Sanki bu yaprağın iki kanadı içeriye dönüyormuş efekti olacak. Bakın alttan geldim. Düze yakın gittim. Bunu kaç kere anlattık, konuştuk. Burada bir yuvarlak topum var. İkisi daha düze yakın. Şimdi benim burada kalpmiş gibi düşünsem şunu. Tamam şöyle. Ama öyle bir şey ki bunun arkasında aslında burası kalp değilmiş, yukarı doğru giden bir yaprakmış ve bu yaprak buraya dönmüş ifadesi olacak. O zaman ben bunu nasıl çizeceğim hocam? Şimdi ne kadar hangi yaprağı katlayacağını, bunun orta alanda mı, yukarıda mı, aşağıda mı? Önce bir ona karar vereceğiz. Ondan sonra bu yaprağın aşağıdan gelirken nasıl bir dönüş yaptığını görmeliyim. Sırtı neresi olmalı? Geliyorum, gidiyorum, 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 gidiyorum. Bir önceki yapraklarda da bu dönüşü anlatmıştım. Hatırladınız mı? Ve bunun çek karnını içeri, çıkar göğsünü dediğim yeri ve yaprağın bu ucu. Gördük mü? Aynı şey. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Çek karnını içeri, çıkar göğsünü dedim, gittim. Ve bu ikisinin tepesinde üstten bastırılmış gibi bir alan olsun dedim. Hocam buraya bunu da koymak istiyorum. Tabii ki koyabilirsin. Veya dönüş yönü ne tarafa? Bu tarafa doğru gidiyor ya. Önce ne yaptım? Burayı yaptım. Bir, iki. Sonra bu alanı yaptım. Üç. Sonra bunu gittim. Dört. Bunu gittim. Beş. Bu alana gittim 6. Şimdi şurada bir üst tezyinat gibi bunu da koyabilir miyim? Koyarım. Bunu farklı farklı şekilde yapabilir miyim? Yaparım. Oradaki yakışması önemli. Bunları yukarıda zaten yaptık şurada. Yine düze yakın bir dalım burada. Orta noktam burada. Bunların her biri çek karnını içeri dediğim kısımlar biraz daha düzeliyor. Şurada yuvarlağım yine var. Burada yuvarlağım yine var. Bakın şöyle. Ve tepede şu sağ ve soldaki ikisi biraz daha şey. Şöyle düzelteyim izninizle, affedersiniz. Çizimi de kapatmadan. Evet. Daha bir küçük yuvarlak. Burası daha büyük bir yuvarlak. Hemen onu düzeltiyorum. Geldim geldim. Hocam ben burada durdum. Burayı böyle gelmek istiyorum. Gelebilirsin. Sonra tepeye gitmek istiyorum. Olabilir. Bunlar kendi içindeki çizgiler. Aynı şey zaten. Şurada tek fark. Şuradaki iki yaprağın sanki içeriye dönmesi gibi ya da şurada bir yaprakken şöyle dönmesi gibi şu eteğin. Gördünüz mü bakın burası. Peki ben bunu ne zaman ve hangi şekilde yapmalıyım? Bu dönüşü nasıl yapmalıyım? Şimdi bunlar da şunların arasında zaten bir fark yok. Bu sadece biraz daha iri ve sağa sola açılmış hali. Bunda benim 3 tane yukarı yaprak koyacağımın taslağını kafama koyuyorum. Altta bunlar var diyorum ve burada şu alt çizgiyi yaptım.
Şu da taşırmayalım. Tekrar gidelim. Alt çizgiyi yaptım. Pardon. Şurayı bir daha bir çizeceğim sizin için. Evet. Masanın orasında kağıt katlamasından dolayı bir küçük yükseklik oluşmuş. O engel oluyor. Evet, bakın. Şimdi bunlar yuvarlak toplarım. Gördük mü bu yuvarlak topları? Aynı şekilde bu yuvarlak toplara da giderim. Mantığım bu. Aynı şekilde buradaki yuvarlak topu. Sonra burada bir yuvarlak topum var. Bakın. Şimdi buradaki yaprağın buraya katlanmışını çizerim. Bu kadar. Şimdi bir tane daha bir önemli yaprağımız var. Onu da göstereceğim. Bu önemli. Şöyle üste doğru çekeyim ben şu alanı. Hatta şunu kenara alayım. Şuradan yaprağın da bütünü görünsün. Şurada bir aydın yer koyayım üstüne. Şunu çizmek istiyorum sizin için. Nasıl bir mantıkla geliyor? Bakın arkada şey altta çift gelişim var. Şu alandaki bu yapraklarım olmaya da bilirdi. Direkt böyle de geliyor olabilirdi bu birbirlerinin arkasına. Burada çizilmiş. Birkaç çeşidini göreceğiz şimdi. Diyelim ki çek karnını, şişir göğsünü. Şimdi küçük bir S geldi. Küçük bir S geldi. Bunun burasında şu da olabilir. Şimdi mantık ne hocam? Bu nasıl dönecek? Şimdi burada bir yaprak var altta. Ben bunu bir çizdim. İki çizdim. Sonra bunu üç çizdim. Şimdi bunun üstüne katlandığını görmek için şuradakini 4 diye başlayalım. Geldim. Burada da bir yaprağım. Bakın normalde bu yaprağı ben şöyle ve şöyle yapabilirim. Veya bunu da şöyle yapabilirim. Bir yaprak. Tamam mı? Bu yaprağın bu ucunu arkaya aşağı doğru katlayabilirim. Ama bu yaprağın bu kısmı görünmüyor. Şimdi nasıl olacak? Var olan yaprağın orası var ama sildim. Neden? Buradaki yaprağı bunun üstüne katlayacağım çünkü. Ve burada da normalde şöyle bir yaprağım var. Ve bu yaprağın aynısı burada şöyle bir yaprak mesela bu. Tamam mı? Bu yaprağın üst kısmı yukarı doğru katlanacak aşağıya. Arkadan öne doğru. O yüzden katlanma efektinde ben buna gideceğim. Çek karnını içeri dedim. İki yuvarlak hani sincabın yanaklarındaki meşelerin olduğu gibi demiştim. Tepeyi de yap ve bunu çiz. Katlanma efekti gördük. Şimdi şunu bir alalım ve şu çizdiklerimizi de alalım. Size tekrar buradan şunu gösterelim. Neleri gördük? Yuvarlak dönüşlü tombul yapraklarımızı görüyoruz. Bu aşamayı gördük. Bu aşamaları gördük. Diğer sayfada da biraz sonra bunların daha yaprak olanlarını göreceğiz. Şimdi dersimizi burada noktalayalım. Şöyle. Bir sonraki derste az sonra kavuşmak üzere diyorum. Selam ve hürmetlerimle.